Ahmet Kekeç, PKK'lılar Türkiye'ye terörist ülke diyor. Hanımefendi atarlı ve ısrarlı. Türkiye IŞİD'e yardım ediyor diyor da başka bir şey demiyor. Yardımın mahiyetine silah mı gönderilmiş, lojistik destek mi sunulmuş, bomba yüklü araçların sevkimi sağlanmış, ne olmuş?'' Hayır hanımefendinin ayrıntılarla uğraşacak sorulara verecek zamanı yok. İddiasında ısrarlı. Üstelik olmadığını kanıtlayın diyor. Türkiye IŞİD'e yardım etmediğini kanıtlamalıdır. PYD yetkilileri açıklama üstüne açıklama yapıyor. En yetkili az Türkiye IŞİD'e yardım ediyor sözü bize ait değildir diyor. Ayrıca ellerinde bu yönde bir kanıt bulunmadığını söylüyor. Hanımefendi oralı değil Türkiye IŞİD'e yardım etmediğini kanıtlasın. HDP'nin paralel eş başkanı da benzeri laflar ediyor. Diyemeyiz diye kemküm ediyor. Türkiye IŞİD'e yardım ediyor diyemeyiz. Hanımefendi oralı değil. Türkiye IŞİD'e yardım etmediğini kanıtlasın. E sen kanıtlasana. Elindeki bilgileri döksene. Türkiye'nin IŞİD'e nasıl yardım ettiğini, hangi lojistik desteği sunduğunu bir bir ortaya koysana. Erdoğan'ı, Davutoğlu'nu ve yandaş medyayı utandırsana. Hayır. Hanımefendinin görevi ikna olmamak. Bir de ikna olmamakla görevlendirilmiş bir takım yandaşlar bulmuş. Doğan Medya grubu çakalları ve paralel tilmizler. Mütemadiyen aynı yalanı tekrarlayıp duruyorlar. Işitten kaçan Kürtler Türkiye'ye sığınıyor, Türk güvenlik güçlerinin yardımıyla güvenli bölgelere yerleştiriliyor, iaşeleri temin ediliyor ama hanımefendi ve yandaşları aynı plağa çalmaya devam ediyor. Işitle savaşan PYD militanlarının tedavileri Türkiye hastanelerinde yapılıyor, icabında daha donanımlı hastanelere sevk ediliyor, İlaçsa ilaç, ameliyatsa ameliyat, her türlü tıbbi katkı sunuluyor ama hanımefendi ve yandaşları aynı plağa çalmaya devam ediyor. Bir de terörist ülke diye bir laf bulmuş. Bugüne kadar PKK terörü hakkında tek laf etmemiş hanımefendi Türkiye'yi terörist ülke ilan ediyor. Türkiye bölgeye asker sokarsa imiş bu yaftayı yani terörist ülke yaftasını hak edermiş. Savaş asla çözüm değilmiş, ayrıca Mehmetçiklere yazık değil miymiş? Karakollarda kıstırılıp öldürülenler de Mehmetçik'ti ama bugüne kadar bir yazıklanmasını duymadık bu hanımefendinin. Bu hanımefendi HDP'nin eş başkanıdır, öfkeli, atarlı bir ablamızdır. İlginçtir, terörist ülke lafının üzerine paraleller de atladı. Geri kalırlar mı hiç? Düne kadar terörist ilan ettikleri, hatta televizyon dizileri eliyle şeytanlaştırdıkları PKK ile kol kola girmiş, kendi ülkelerini terörist diye yaftalıyorlar. PKK terörist değil ama PKK'nın yarattığı oldu bittiye karşı çıkan Ankara hükümeti terörist. Mustafa Karasu, Cemil Bayık, Murat Karayılan terörist değil ama başta Erdoğan olmak üzere PKK silah bıraksın diyen herkes terörist. Bu hanımefendiye, beylere şunu söylemek lazım. Esasında hangi görevi ifa ettiğinizi biliyoruz. Maksadınız hiçbir zaman barış ve bir arada yaşamak olmadı. Bir istikrarsızlaştırma programının gönüllü neferlerisiniz. Çünkü güneydeki sevilen ülke ve selocana kucak açan büyük müttefik böyle istiyor. Ahmet Kekeç, Star